Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mount & Blade Warband'da Osmanlı senaryosunun yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son geçtiğimiz bölümlerde Yeniçeri Ocağı'ndan bir görev almıştık. Bu aldığımız görev doğrultusunda önce Selanik'e musallat olan tapınak şövalyelerini indirdik. Sonrasında ise bir gemi savaşı gerçekleştirerek Sakız Adası'nda bulunan ve hacı görevini yerine getirmeye çalışan hacılara saldıran korsanlara etkisiz hale getirdik. Şimdi de Cem Sultan'ı esir tuttuklarını düşündüğümüz bu Sakız Adası'nda bulunan korsanların inine gideceğiz. Evet, bayağı bir konuyu toparlayayım derken yok ettim değil mi? Haçlılara saldıran korsanlar, yok hacılara saldırıyorlar, haçlılara değil. Haçla hacı ikisi böyle benim kafada birazcık hani kelime olarak söylemesi şey olduğu için arada bir karışabiliyor. Kusura bakmayın, Karamanoğulları Beyliği ile savaşta mıyız? Ya bak, ben ne zaman Karamanoğulları Beyliği'nden kale almaya girsem Cem Sultan'ı kurtarma görevi bekleyebilir. Ama ben ne zaman burada Karamanoğulları Beyliği'nin kalesini almaya çalışsam sürekli benim başıma bir iş geliyor bak. Bu sefer ateşkes ilan etmeyeceksen 100 kişiyi alıp şurayı tarayacağım. 100 tane Yeniçeri okçusu yetiştirdik usta, kolay mı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Delik deşik ederiz elemanları ama bu adamların da her birinin elinde fırlatma silahı var. Fırlatma silahı olduğundan dolayı çekiniyorum. Hepinize bu arada seriye verdiği destekten dolayı çok çok teşekkür ederim. Köle tüccarı aramaktayım efendim. Köle tüccarı bulup esirlerimi satmaya çalışacağım. Kavgacı sarhoşa bulaşıp hiçbir şekilde işletmemi riske atamam. Bulamıyorum köle tüccarını. Yani sadece 50 dukattan esirlerin tamamını sattırabilirim birilerine ama bunu da yapmak istemiyorum. Şey yapalım mı? Şu Karaman Kalesi'ni bir kuşatmayı deneyelim mi? Önce Karaman Kalesi'nde bulunan adamları dışarı çekmemiz lazım. Bu arada hala bir parça şey var üzerimde, hastalık var arkadaşlar, kusura bakmayın. Yine barış anlaşması imzalamadık değil mi? Ak koyunlu da bize daldı. Evet, o kaleden okçuları çıkardığımız an işimizin bittiğinin resmidir efendi. İşimizin bittiğinin resmidir, evet. Hala üzerimde bir parça kırgınlık var, kusura bakmayın dediğim gibi. Ama açıkçası böyle hani videoların bir gün gelip bir gün aksamasının sebebi hastalık değil. Böyle bazen çok moral bulamayabiliyorum. Misal geçen videoda birazcık moralsizdim, zaten siz de hissetmişsinizdir. Ne bileyim böyle şey olabiliyorum ya, hani bazen mızmız havamda olabiliyorum. Bir de şimdi size karşı dürüst olacağım. Şu hani kanalda katılım mevzusu açıldı, babuşlar katıldı, destek verdi falan, böyle benim bayağı fazla içerik üretesim geldi. Ama sonra yavaş yavaş o katılım mevzusu da artık güncelliğini yitirince, bu arada seni atacağım ya, hani abi elinde hiçbir şey yok, 26 dinar ücret alıyorsun benden, olmaz öyle. Bu arada yağmacıları keserek para mı kasalım, yoksa gidip Akkoyunlu şehirlerine mi saldıralım? Ya ben aslında buradan okçularımı alıp gidip Karaman Kalesi'ni kuşatmak istiyorum da korkuyorum abi, hemen dibimde şey var. Ama bir şey diyeceğim. Benim kaleme geleceklerine malum, belki Çukurova Kalesi'ne gelirler. Keşke Çukurova Kalesi'ni alsalar da ben de o kaleyi onların elinden alsam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Boş! Boş! Vallahi boş! Burası boş abi, koş 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 koş. Allah'ım inşallah içeri birileri girmez. O kaleyi taratıp içeri girerim ben. Ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Mantıklı düşüneceğim. 50 tane Yeniçeri okçusu alacağım yanıma. 50 okçu bana yeter, 50 okçu da kaleye yeter. İnşallah. Zaten zorda kalırsak ben savunmaya gelirim de koca bir ordu hem oraya hem buraya dalarsa çok büyük risk alabiliriz arkadaşlar. Çok çok büyük risk alabiliriz. Konuştuğumuz konuyu da toparlayacak olursam, hani o katıl mevzusu da yavaş yavaş güncelliğini yitirdi. Yalan yok yani, ilk başta böyle bayağı bir içerik üretmek için motive olmuş vaziyetteydim. Sonra orası düşünce böyle yavaş yavaş benim moralim de düştü. Ya teşekkür ederim gelip buraya yorum yazmanız, benimle vakit geçirmeniz bana yetiyor zaten ama hani herhalde ben desteğe alıştım ve şımarıyorum, bilmiyorum. İnsan ister istemez demoralize oluyor. Hani umduğu ivmeyi yakalayamayınca bir demoralizasyon yaşıyor. Ondan dolayı böyle arada seriler aksayabiliyor. Bir de yeni oyun yok paşam ya. Yani yeni oyun bekliyorum. Canlı yayın için Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2, Far Cry 5 gibi birçok yeni içeriğe başladık. Arzu ederseniz onları da Samet Güngör Live kanalından seyredebilirsiniz. Ana kanal için beklediğim Bannerlord var misal. Bannerlord hala çıkışını gerçekleştirmedi.
EU4 Hearts of Iron 4 zaten sık sık oynadığım için birazcık ya şey oldum böyle, özlemem lazım. Yeni bir şeyler arıyorum açıkçası. Yeniçeri okçularını öne aldım değil mi? Aynen öyle. Yeniçeri okçularını öne almış olmam lazım. Şöyle bir kalkan değiştirelim. Kalkan ver bana. Bu adamlar nerede ya? Ben adamlarımı oklatarak o Karaman Kalesi'ni alabileceğimi düşünmüştüm. Peki merdivene çıkaracağımız şey nerede? Rota ne tarafta? Okçuları burada ben şeyi almadım, pazara almadım yalnız, adamları vursunlar diye aldım. Bu arada keşke elime ok ve yay alsaydım ya. Kaleye girmeden evvel keşke ok yay alsaydım. Ay, adamlar orada istiflenmiş vaziyette. Birader, okçular hücum etmeseler de böyle bir okçular yerini koruyup orayı tarasa çok tatlı olmaz mı? 50 tane okçu. Abi bu kalenin etrafında bir de bir yığın hendek var. Ben burayı bir kere alırsam var ya, burası benim elimde kalır. Ama umuyorum inşallah padişah bana burayı verir. Bana burayı vermezse bayağı üzülürüm çünkü. Çok güzel abi. Yeniçeri okçuları görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar. Ama bizi niye map'in öteki tarafından başlattı? Anlayabilmek mümkün değil. Kapıdan içeri mi gireceğiz? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kapıya asker yağarım. Oradan da içeri kimse geçemez abi. Kapıdan askeri bir yuvarım. Selamun aleyküm. Beyler, şuradan bir çekilin bakayım. Ne oluyor abi? Bug mı var burada? Birileri tepeden sıkıyor bize. Dur. Dur. Adamlar kafadan sıkıyor. Adamlar kafadan sıkıyor. Ne yapacağız? Kaplumbağa tak diye içeri girerken başıma çok büyük bir bela alır mıyım? Burası da güzel alanmış ha hocam. Oy! Oy! Ne kadar güzel bir savunma ayarlamışlar. Sırtımda kalkan var Allah'tan. Ondan dolayı çok önemsemiyorum da. Zorluk derecemiz bu arada hala en yüksek seviyede. Yani otomatik blok hariç her şey ayarlı. Ha, beni buradan aşağı alır mısınız? Lütfen ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim. Ama şimdi evet. Kaydı kapatmadan böyle bir yukarı bir yere çıkabilirsem. Bir saniye. Şöyle şuranın savunmasını görecek şekilde bakalım. Abi nasıl bir mekan buraya? Oh ne güzel kale lan. Vallahi ne güzel kale, anasını satayım ya. Yalnız burayı bir kere ele geçirirsek bir daha burayı vermeyiz. Yani kuvvetle muhtemel bir daha burayı vermeyiz. Bütün askerleri buraya konumlandırdıktan sonra elemanlar ne yapabilecekler ki? Okçuları falan buraya ayarladıktan sonra. Ama umarım karşı taraf böyle yıkılmanın eşiğindedir yani. Yeni düşman kuvvetleri geldi. Yani umuyorum karşı taraf böyle biraz olsun yıpranmıştır. Çünkü hani Yeniçerilere şu an milli silah kullandırmak pek hoşuma gitmiyor. Bir de buranın üst kısmı var. Buranın üstünde kaç asker var? Buranın üstünde yalnızca birkaç asker varmış. Şu an ben öldüğüm için savaşı sadece ordularım yapıyor ve elimden geldiğince kaydı kapatmamaya çalışıyorum. Bu duvarın arkasında kaç kişi var peki? Kamerayı kontrol etmesi inanın bana çok zor bu arada. Yani bir yandan videoyu kapatmamaya çalışıyorum. Başınız dönüyorsa özür dilerim. Bir yandan size savaşı göstermeye çalışıyorum ve inanın bana çok zor. Bitti mi her şey? Hala birileri mi var? Nerede birileri var? Sanırım şöyle şu istikamete doğru dönmem gerekiyor. Evet, bakın şurada birini görüyorum. Başka nerede birisi var bilmiyorum ama Yeniçeri okçuları icabına bakacaktır onların. Burada 2-3 kişi var. Yalnız bu kale güzelmiş usta. Bak ben sana diyeyim, yani kapının oraya yürüyene kadar zaten bir zaman kaybediyorsun. Bir de kapının önüne askerlerini istifledikten sonra daha da buradan böyle bir yere ayrılmana gerek kalmaz. Şu adamı alabilecek miyim ben peki? Bu Yeniçeri okçusu tarafından vuruldu. Şu an kalan tek askerin bu olduğunu tahmin ediyorum. Peki buradan ilerleyen bir Yeniçeri var mı? Evet, şu an kalan tek asker bu. Mu. Göremiyorum ki. Yani şu kamerayı oynatması neden bu kadar zor? Abi kamerayı oynatması gerçekten çok zor, biliyor musunuz? Yani şu an
Özür dilerim bu arada. Benim de başım döndü. Gerçekten başım döndü. Mouse hakimiyetine falan gelmiyor yani. Şu an böyle bir mouse'la bir şeyler yaptığımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Şu an yani ne bileyim bir hand simülatör falan oynuyor gibiyim ya. Evet, buraya şeylerin gelmesi lazım. Kapıkulu sipahilerinin gelmesi lazım. Ay, kazara kaydı mı kapattım acaba? İnşallah kapatmamışımdır. Kapatmamışım, güzel. Çıkıp ben mi girsem acaba ya? Dur bir ya, geri çekilelim bir teslim olun falan diyelim. 74 adamları ölmüş zaten. 74 adamları olduğu için bence kaleyi salabilirler ya. Ay, kaleyi salmadılar bir de. Ne kadar askerim var ki benim? Neyse, içeride 24 asker falan var. 8 saat içerisinde dışarıdan buraya bir destek gelmezse bu kale benim. Yani bu kaleyi düşüreceğim. Ki inşallah destek gelmez ya da padişah barış ilan etmez. Lütfen barış ilan etme. Lütfen barış ilan etme. Lütfen barış ilan etme. Tamam. Abi hücum. 24 tanecik adamları kaldı elemanların. 24 tane adamları kaldı. Benim askerlerim de full milli ünitelerden oluşuyor. Şimdi yapmam gereken tek şey ölmemek. Zira dediğim gibi kontrolleri çok kötü. Yani tabii öldükten sonra savaşın devam etme gibi bir olayı yok Native'de. O yüzden insanlar hangi emeklerle bunu verdiler bilmiyorum tabii ki ama 7, 8, 9, 4, 5, 6 ve 1, 2, 3 numpad tuşları var ya, o numpad tuşlarıyla kontrol sağlıyorsun ve inanın bana o bakış açısıyla oynaması falan çok zor. Hala Yeniçeri okçularımız var. Hayatta olanlar var en azından. Hayatta olanlar bu elemanların dışarıda ayrılanlarını temizleyecektir. Benim yapmam gereken tek şey ölmeden o kale noktasına ulaşmak. Ve Karamanoğulları Beyliği'nin askerleri hem menzilli hem mililer ya. Hem de aşırı zırhlılar abi. Adamlar şey böyle. Adamlar VIP gibi ya. Şimdi bu kaleyi aldıktan sonra bir de burayı Akkoyunlu beylerine ya da Karamanoğulları üyelerine teslim etmemek var. Karamanoğulları Beyliği ve Akkoyunlu Beyliği her an bu kalelere akın düzenleyebilir. Hem Adana Kalesi'ni savunmam lazım, hem burayı savunmam lazım ama inşallah padişah bana burayı verir. Padişah bana burayı vermezse çünkü cingar çıkartabilirim ki çıkartırım. Ben gitmeyeceğim abi, siz gidin önden. Ben gitmeyeceğim. Şu kenarda bir yerde bekleyeceğim. Ben gitmeyeceğim, kenarda bir yerde bekleyeceğim çünkü bitmiyor. Ok mu yağıyor, yağmur mu yağıyor? Ben şu an onu algılayamıyorum. Yağmur galiba bu, evet. Ben ok yağıyor zannettim. Arkadaşlar herkes hücum. Hadi inanıyorum tırmanabilirsiniz, çıkabilirsiniz buradan. Ya da tahrip edilebilir hedef diyor. Bir saniye. Evet, orayı tahrip edemedik. Kaç kişi var burada bilmiyorum. Bizim adamlar içeri dalmıştır çoktan. İç kalede de bir asker yığını olacağını tahmin ediyorum. Şuradan bir ilerleyelim böyle. Oh! Savaşın geri kalanını göstermeyi çok isterdim. Gerçekten göstermeyi çok isterdim. Ama yapamıyorum. Şöyle yapsak. 8 ile böyle birazcık çıksan. 2 ile birazcık insen. Bak şuradaki elemanı bir vurmaya çalışıyorlar. Geçen sefer steklenen askerler burada bir yerdeydi. Kapının arkasına sığınmışlardı. Şu an burada bir yerde asker göremiyorum. Kaydı kapatmaktan da çok endişeleniyorum ama o adamları bir gösterebilmem lazım. Sanırım burada tek kişi mi? Oğlum bir kişi ya, 24 kişiyken kaleyi vermediler. 2 kişiyken de vermezler diye korkuyorum. Bak burada bir eleman daha var. Kafanı uzat da bizimkilere bir iyilik yap ya. Kafanı uzat ve bizimkilere bir iyilik yap. Tamam, elemanlar geliyor. Elemanlar geliyor. Bizim oğlanlar geliyor. Bizim oğlanlar geliyor. Bu çocuğun vadesi dolu. İşte bu be. İşte bu be. Aslanım Yeniçeri okçuları be. İşte bu. İşte bu abi, güzel. Kale bizim. Şimdi bu kalede Allah ne verdiyse herkesi alacağım grubuma ki kaleyi savunabileyim ya da en azından üstünde fazla adam bulunsun. Yağmacılarına kadar hepsini alacağım.
Bu kaleye benim adam akıllı Yeniçeri okçusu ve kapı kulu sipahisi falan vermem lazım. Deli Osman biraz yaralanmış. Önemli değil. Bizim kafa kapandı zaten. Abi Karaman Kalesi'ni bana ver lütfen. Şimdi birliklerin bir kısmını buraya yerleştir deyip 25 okçuyu buraya koyuyorum. O 25 okçu dinlensin. Kapı kulu sipahilerini öne aldım. Yeniçeri okçuları Selim'in de aşağısında dursun. Yeniçeri okçusu yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Elimde çar çöp birlikler var. Şimdi burada biraz bekle deyip canımı dolduracağım. Zira şu an beni herkes dövebilecek konumda. O yüzden bir çekiniyorum abi. Karaman Kalesi inşallah bana verilir bu arada ve Adana Kalesi'ni de Akkoyunlu beylerinin kuşatmayacaklarının bir garantisi yok ki. Evet, Karamanoğulları ile barış anlaşması. Tam zamanında yaptın o barış anlaşmasını. Şimdi bu kaleyi bana ver ki canımız yanmasın. Bu kaleyi bana ver ki canlar yanmasın. Buraya kadar Akkoyunlu beylerinin gelebileceğini zannetmiyorum ya. Bu arada Akkoyunlu galiba Antakya Kalesi'ni Memlük'ün elinden almış. Yani orada çok güçlü bir askeri grup olabilir. Şimdi yapacağımız şey şu. Boş beleş adamlara ödeme yapmayacağız ya da boş beleş adamlara para vermeyeceğiz. Şu gereksiz adamları bir atalım. Gidip alabildiğimiz kadar yemek alıp bu köylerden adam alıp hemen Yeniçeri okçusu yetiştirmeye çalışalım. Lütfen bana seferdeki şeyin için, uğraşın için sana 900 dinar veriyorum. Al bunu deyip beni yarı yolda bırakma padişahım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Lütfen tek isteğim bu. Kıbrıs Krallığı'yla da galiba barış anlaşması imzaladık. Evet, güzel, güzel, güzel. Kaleyi kuşatabilecek birim sayısı ne kadar azalırsa benim için o kadar iyi. Zira oraları koruması gün geçtikçe daha büyük bir problem haline gelecek. Oh, güzel. 30 adam buradan. Şimdi bir de hemen buradan Balıkesir köyüne gideceğim. Balıkesir'den de bana bir adam ver. Kayseri yağmalanıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Yürü. 44 adam da buradan. Tamam, grup tamam. Şimdi buradan İzmir'e uğrayıp bir yemek alacağım. Cem Sultan'ı kurtarma görevini de yapacağım da önce İzmir Kalesi'nin İzmir Kalesi diyorum. Yeni fethettiğim Karaman Kalesi'nin bana verilmesini bekleyeceğim. Lütfen o kaleyi bana ver. Lütfen o kaleyi bana ver. Gerçekten bak uğraştım. İmkansızlıklarla başardım bunu. Şöyle bir yemek depolayayım da. Bir üç ekmek daha al. Şöyle bir yemek depolayayım. Daha yağma seferlerine çıkacağım da çıkamadım henüz. Bu adamları terfi alıp Yeniçeri okçusu yapacağım. Akkoyunlu ile Osmanlı barış anlaşması imzaladı. Tamam. Şükür, endişelenmem gereken hiçbir şey yok. Karamanoğulları Beyliği'ni de savaş açıldığı gibi zapt ettik. O yüzden Karaman Kalesi'nin de bana verilmesini umut ediyorum. İnşallah Karaman Kalesi'ni bana verir. Vermezse çünkü isyan falan edemem yani. İsyan edip ne yapacağım? İsyan edip ne yapacağım derken isyan etsem de Osmanlı'ya karşı bir şey veremem. Osmanlı'ya bir zarar falan veremem abi. Osmanlı'ya karşı bir şey yapma durumum yok. Yani karşı çıkabilme durumum yok. Hadi, hadi, hadi. Vallaha mı? Vallaha mı? Oley be. Seride ikinci kalemizi de almış olduk babuşlar. Seride ikinci kalemizi aldık. Şimdi tek yapmamız gereken şey bu kaleye askerleri dizmek. Yapacağımız tek şey bu. Adamlarımızın terfi almasını bekleyeceğiz. Terfi alan adamlarımızı bir bir kaleye koyacağız. 100 tane Yeniçeri okçusu burayı havada, karada savunur aga. 100 tane Yeniçeri okçusu yapacağım. Belki sadece buralarda okçu bile tutabilirim. Benim canım doldu mu? Benim canım doldu. Bence var ya ben canım dolmuşken hazır şey yapabilirim. Birkaç tane haydut falan avlayayım. Akkoyunlu Devleti ile zaten barış anlaşması imzalandı. Şöyle birkaç tane haydut avlayayım. Köylülerin yanına yardımına yetiş. Ulan iki kişilerse gidin öldürün. Eyvallah. Rica ederim. Hangi çiftçiyi kurtardım bilmiyorum da. Galiba Kıbrıs Krallığı'nın çiftçilerini kurtardım. Hadi hayırlısı bakalım. Umarım şarabını kafatasında içersin. Abi çok iyi oldu bu. Bu gerçekten çok iyi oldu. Artık iki tane kalem var. İki kalemin olması ne demek biliyor musun? Gidip padişaha biraz daha yalakalık yapacağım demek. Kaleleri bir emniyete alayım. Yeniçeri senaryosunu da bitiririz. Padişaha yalakalık da yaparız. Şu an bu çok iyi oldu abi. Seride
ikinci kalemizi almış olduk. Serideki ikinci kalemizi almak beni gerçekten motive etti. Yani şu an bir motive oldum. Çünkü abi yani tek kale idare etmiyordu babacım ya. Tek kale böyle bakamıyorduk adamlara. Ve 50 tane Yeniçeri okçusunun ne kadar kuvvetli olduğunu gördünüz değil mi? Hani 100 tane Yeniçeri okçusu yerine belki 400 kemenkeş tutabiliyorsun grubunda ama aynı parayı ödeyerek bir Yeniçeri okçusu etmiyorlar baba. Hatta bütün grubunu Yeniçeri okçularından bile oluşturabilirsin. Mevzilensinler yeter. Mevzilensinler adamı delik deşik ederler. Yeniçerilerin önünde duracak şöyle hafif bir piyade grubu. Gerçi atlılarla biz hani direkt akın ediyoruz ya, beklemiyoruz. Ondan dolayı atlıları seviyorum. Ama benim dediğim taktiklerde yapılabilir. Merhaba, Yeniçeri okçularını şöyle bir alalım. Yemekleri şöyle bir bitenlerin yerini dolduracak şekilde ayarlayalım. Evet, yiyeceğe bayağı para vereceğiz çünkü grubumuzda fazla adam var. İlk 4 sıra para eder diye tahmin ediyorum. Geri kalanını salacağım. Bir de abi hiç yoktan iyidir yani. Köle tüccarı bulup bulamayacağımın garantisi yok. Ben en güzeli bu esir aldığım adamları... Merhaba kardeş, bir yakalanacaksın mı? Şurada 55 kişi var. Sen bir yakalan. Sırp krallığıyla da barış anlaşması güzel. Ben en güzeli bu esir aldığım adamları gideyim 50 dinara satayım. Yani öteki türlü çünkü elime nakit para geçmeyecek. Esir aldıklarımı kendi komiserimden 50 dinara sattıracağım. Evet, zarar edeceğim, bunun farkındayım ama en azından elime nakit para geçmiş olacak. 40 çarpı 50'den de yaklaşık 2000 dukat, öyle değil mi? 4 kere 5, 20. Evet, 2000 dukat. Abi bilmiyorum, bilmiyorum. Gerçekten şu an hani 4 ile 5'i çarpamayacak kadar heyecanlı mıyım? Değilim. Ama bazen dalgınlığıma denk geliyor, ne bileyim. Böyle bir şeyi yanlış telaffuz ediyorum, yanlış söylüyorum, ondan sonra çok darlıyorlar beni. Hatasız insan olmaz arkadaşlar, beni de hatalarımla sevin. Aldım senin de kelleni. Ne kadar çok Yeniçeri okçusu o kadar ekmek. Yağmacıları bu arada dediğim gibi gidip şeye satacağım. Çünkü baya baya yağmacı lootlayabiliyorum. Yağmacıları gidip Adana Kalesi'ndeki komisere sattıracağım. Bunları da o kadar ekmek aldık Kayseri Köyü'nden. Orada birazcık para vardır diye tahmin ediyorum. Adana Kalesi'ne bir uğra. Oo, bu arada Akkoyunlu Memlük'ün elinden Çukurova Kalesi'ni de alacak. Aşağı yukarı tahmin etmiştim. Bu arada benim burada tuttuğum esirler duruyor mu? Duruyor, süper. Şimdi komiser. Kardeş, selamun aleyküm. Birkaç esirim var, onları benim yerime sat. Hepsini sat, eyvallah. Param yok, param. Ne yapayım? Bunların hepsini mecbur 50'ye saydırıp satacağım. Ya öteki türlü barış anlaşması imzalanıyor, herifleri salıyorlar falan, böyle hiç istemediğim şeyler oluyor. 50'ye 50 burayı tutar mı bilmiyorum da şimdilik yeter, ne yapayım ya. Merhaba. İçeride bir de bir lordun kalması benim de işime yarıyor. Çünkü yani şu Hüseyin Paşa'nın içeride durması gerçekten işime yarıyor. Adam en azından burayı koruyup kollamış oluyor. Eyvallah eyvallah eyvallah. Kanka, seninle ilişkimizin bu kadar ileri olmasına sevindim. Yani niye ileri bilmiyorum da ileri olmasına sevindim. Bir yerde böyle bir paçayı kurtarmışsındır benim sayemde. Ya bu arada bu adama esir sattırmak böyle Ramun'la çalışmaktan farksız. Ramun da çok sömürüyor, bu da çok sömürüyor. Seni sevmedim çocuk. Seni sevmedim. Köle taciri Ramun da aynı senin gibi sömürüyor böyle. Şu 42'lik arkadaşı da bir pataklayalım. Gelir misin buraya? Lan nereye kaçtın? İki günlük kovalamanın ardından, tam iki gün sürdü bu arada, iki günlük kovalamanın ardından adamları yakalayabildik. Neyse, bakalım Kayseri Kalesi'nden ne kadar para gelecek, orayı da merak ediyorum. Kayseri Kalesi'ndeki okçu sayısını 100'e tamamladıktan sonra ya Cem Sultan'ı kurtaracağım ya da gidip padişahın görevlerini yapıp iyice yalakalanacağım. Çünkü bana iki kale verdi. Gerçi hak ettiğimiz bir kaleydi ama vermeye de bilirdi abi. Şüphelenebilirdi, vermeyebilirdi.
Padişahla ilişkileri geliştirmek lazım. Özellikle görevlerini yapacağım ama verdiği görevler hep zor oluyor usta. 6 tane Lehistan kıdemlisi esir al. Efendime söyleyeyim, lordlardan birini tut getir bana. Şunun kulağını çek, bunun çorbasına tükür. Çorbasına tükür ne ya? Bunun burnuna olsun. Yani çok garip görevler veriyor. Yapamıyorum ki. Basit görevler vermesi lazım. Basit görevler verse yapacağım. Basit görevler verse ölümüne kanka izleye dolaşacağız böyle kol kola ama basit görevler vermiyor. Kral şimdi sen şunları da bir al bakayım. Burayı bir fulle. Şimdi elimde bir ton takım taklavat var. Ben bunlarla bir Konya şehrine doğru ilerleyeyim. Oradan da Kayseri Kalesi'ne geçeceğim. Karaman Kalesi'ne. Karaman Kalesi'ni de kendi topraklarımıza katmış olduk. Artimender'la Ymiria yok kaç bölümdür lan. Onları mı bir arasam acaba? Bak vicdanım ufak bir sızlamaya başladı. İçimden bir ses sanki Artimender'la Ymiria'yı bulmam gerektiğini söylüyor. Lan bu kadar az da para verilmez be. Bari azıcık da peynir meynir ver. Üzümler falan pahalı, üzüm yemese miydik? Lan arkadaş, koskoca lorduz, üzüm pahalı ya, üzüm bu mevsimde yenmez falan diye şey yapıyoruz, hesap yapıyoruz ya. Lan böyle lordluk mu olur lan? Böyle lordluk mu olur? Fakirlikten öleceğiz. Askerler falan da gelişti iyi kötü. Ben şöyle bir, bu askerler hazır gelişmişken Halil Paşa Osmanlı'nın yeni marşeri, süper. Ay pardon. Ben şöyle bir gideyim İstanbul'a doğru. Hem köle tüccarı varsa bir köleleri okutayım. Lehistan Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Hoş geldin. Ben kalelerime 100'er okçu yerleştirdim. Bu arada kayınpederimin şeye katılırım ya. Kayınpederimin düzenlediği savaşa katılırım abi. Geliyorum kayınbabacım. Maraşer sen emrindeyim. Lan nasıl Osmanlı lorduyuz arkadaş ya? Padişahım! Hah, dur Halil Paşa'ya bir rapor vereyim önce. Kayın babacım. Geldim, hazırım. Yalnız bana git ekmek topla, şurayı araştır, burayı araştır dersen buluşuruz. Lordum. Lordum, benim için bir görevin var mı? İstanbul hakkım olan vergiyi ödemiyor. Hemen ben bir suyunu sıkarım şehrin. Siz benim padişahımın vergisini nasıl vermezsiniz ya? Ne demek parasını vermezsiniz ya? Köle tüccarı var mı? Konstantiniye tüccarı. Ulan köle tüccarı da hiçbir yerde bulamaz ki. Vergileri ödeyin bakayım. Devam et. Öde vergileri. Halil Paşa dur gitme bir yere. Ben para topluyordum. Aha, ayvayı yedik beyler. Beyler bunlar bize tek atar. Bunlar beni yok eder, bunlar beni döver. Yani koskoca padişaha da dayak yedim diyemem. Oyun zor modda lan. Allah'tan var ya, Selim'le Deli Osman için yaradı ha. Vallahi işe yaradı. Selim'le Deli Osman için söylediğim bütün sözleri geri alıyorum. Adamlar şu an hayatımı kurtardı. Vallahi hayatımı kurtardılar şu an. Aldınız lan öpeceğim. Vallahi aldınız lan öpeceğim. Ne mübarek insanlar mı çıkız? İstanbul bu olaydan sonra benden nefret etmeye başlayacak büyük bir ihtimalle ama... Yapacak bir şey yok. Padişaha yalakalanmam lazım. Ne kadar para geldi? Karaman Kalesi'nden 1400 bak. Azıcık para. Kontrol yetersizliğinden doğan vergi kaybı mı? Ya bırak git hocam ya, Allah aşkına. Ne kontrol yetersizliği? 2 tane kalem var. Bir bırak git Allah aşkına ya. Bırak ya. Tamam, topladım parayı. Bura benden iyi, az nefret ediyor. Yani hiç nefret etmiyor. Bura bana karşı nötr. Herkese şimdi benden bir bira. Hancı, buraya gelen herkese şarap. Eyvallah, yeter. Biraz dövdük ama yani topladığımız paranın bir kısmını da şaraba verdik ama yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen benim padişahı bulmam lazım. Padişahım, devletlüm.
Padişahım, bana verdiğiniz görev hakkında. Topladım padişahım, hepsini topladım. Başka görev var mı Allah rızası için? Yok. Padişahım, bir sorun var. Ailene dahil olabilir miyim padişahım? Lütfen ailenize hizmet edeyim. Ya haftaya konuşuruz, haftaya konuşuruz. Ailenize dahil olayım diyorum. Daha başka bir şey istemiyorum ki bak. Sofu Beyazıt kuzeni Osmanlı Devleti'nde hak talep ediyor lan. Yani padişahın kankası olmak istiyorum sadece. Kankanız olayım, müsaade edin. Ben bir kayınbabamın yanına gidip geleyim. O benim şehrimde sürekli takılan Hüseyin Paşa'yı aslında şey yapabilirim. Ah, kayınbabacığım. Sığırları mı kovalıyoruz kayınbaba? Kayınbaba, baba herkes gitti. Alo. Peşinde kimse kalmadı. Oraya gitme. Hayır. Düşman topraklarına doğru tek başına gidiyor. Arkasındaki ordular döndü. Babacığım. Babacığım. Evet, beni takip et diyor. Bahçeşehir'i kime bırakalayalım mı? Babacığım, o toprakları sen almalısın. Anladım. Kayınbaba, oraya doğru gitmesek mi? Ya da sen git bana ya. Kayınbabam da olsa bir yere kadar. Kayınbabam da olsa bir yere kadar. Yani ben şey miyim canım? Enayi miyim ben ya? Gidip yiyorsa dayağını yesin. Ben ne yapabilirim yani? Bu konu hakkında kervan muhafızı. Şey hancı, buradaki herkese de birer kadeh. Evet, ısmarlayamıyorum hancı. Neyse, ben buradan yani işletmemi açtım. Bana göre hava hoş. Şu elimdeki esirleri satayım diyecektim. Esirleri satamıyorum abi. Hiçbir yerde köle tüccarı yok. Halil Paşa Edirne topraklarını ziyaret ediyor. Ne kadar güzel. Halil Paşa Sivas köyünde devreye geçiyor. Niye her şeyi bana bildiriyor? Adana Kalesi'ndeki arkadaşı bu arada kanka olarak alabiliriz ya. Akraba olarak alabiliriz. O herifle ilişkimiz artı 25 yani. Benimle kanka olmaktan onur duyacaktır diye tahmin ediyorum. Selamun aleyküm. Bir tane köle tüccarı ne olur. Şu gezgin aşığın kafasını patates gibi, domates gibi ortadan ikiye yaracağım artık ha. Paramız pulumuz yok lan. Açız lan, aç aç. Açız, yorgunuz. Ekmek yemekten adamların iflahı kesildi, yeter. Evet, sonuç kemenkeş. Ben bunları gideyim. Karaman Kalesi'ne yerleştireyim. Ardından mecbur Adana Kalesi'ne gidip elemanları şeye satarız. Komiserden satarız. Artık bir şekilde zaten çok paramız da azalmıyor. İki kale ekonomimizi bayağı bir doğrulttu. Hallederiz. Evet. Kayınbabam bana bir şey yapmış. Bana bir kızmış. Yani yapacak bir şey yok. Ben değil, hiç kimse seni takip etmiyordu. Orada bana patlayamazsın yani. Bunun şeyini bana yakamazsın babacığım. Hiç kusura bakma. Adana Kalesi. Ah canım kalem. Hüseyin Paşa, sen sürekli buradasın lan. Yani İki seçenek var. Ya benim kankamsın ya da karımla kırıştırıyorsun. Benim için şu esirleri satar mısın? Teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah. Tekrar uğrayacağım sana. Hüseyin Paşa. Kanka, bir sorun var. Sen benim neyimsin? Çukurova köyü. Oğlum sen kimlerdensin? Hangi ailedensin? Bu herif Memlüklerden lan. Bu Memlük bayrağı bildiğin. Sen taraf değiştirip bize mi geldin? Ben seni herhalde dövdüm, dövdüm, dövdüm. Ondan sonra bize geldin. E ben seninle akraba olalım diyecektim. Akraba olamayacağız galiba. Bu herif Memlüklerden lan. Bakayım bir adam, taşıdığı adamlara öğreniriz. Yok, bu Ramazanoğulları beyliğinden abi. Bunda her şey var. Bunda Sırp askeri bile var. Ama sanırım Ramazanoğulları beyliğinden. Biz gidelim de birazcık atlı da alalım yanımıza. Şöyle ortalıkta dolaşırken bir kafamıza binmesinler. Kanka siz kimsiniz ya? Hayırdır? Şunların bir kafayı uçuralım. Oy, arazi çok dağlık geldi ama. Kemenkeşler ölmesin de kaleye tam 100 tane yeniçeri koymuş olayım. O kalede zaten yukarıda bir yerde ben savunmada olursam orada ben 1000 kişiyi de deviririm, 2000 kişiyi deviremem. O kalede fazla adam olması lazım yanımda. Neyse, artık iki toprağımız var. İşin bu yanı çok güzel. Deve mi?
Deve mi? Siz kendinizi açtınız oğlum ha. Deveyi nereden bulup getirdiniz lan buraya? Herhalde çöl aydutlarını falan dövdüler. Oradan kalanları gruba kattılar ya da bilmiyorum, belki bizim derbentçiler çöl aydutlarını dövdü kanunsuzlarla savaşacağım diye. Onlar kanunsuzlarla savaşırken bunlar bizim derbentçileri kıstırdı. Orada esir aldıkları adamları gruplarına kattılar yani. Aklıma gelen tek seçenek bu. Umarım kemankeşler seviye almıştır. Şu an kemankeşlerin seviye almış olmasını diliyorum. 21 tane derbentçi. Evet, kesinlikle derbentçileri dövmüşler. Bu su götürmez bir gerçek. Peki ben o 21 derbentçiyi grubuma almalı mıyım? 22 dinar para alıyorlar. Gel bakalım şimdilik ya. Yeni adam almaktan da kurtulmuş oluruz. Derbentçiler önden gelir benimle. Ölürse ölür, yaşarsa yaşar. Ne yapalım? Merhaba. Şuradan bana birazcık loot verir misin? Teşekkürler. Benim bu arada ticari mallara değer biçmeyi de almam lazım karakterden. Bak, ticaret yeteneğini arttırırsak çok daha iyi olacak gibi düşünüyorum ve asker sayısını 5 arttırır, asker giderlerini ve maaşlarını %5 oranında düşürür. Benim ticaret yeteneğini de arttırmam lazım. Karizmaya basmak lazım ilerleyen vadelerde. Taktik becerisini falan bir götüreyim de. Abi kemankeşler hala olmadı mı? Memlük'e savaş mı ilan ettik? Memlük bize savaş ilan etti. Yetişin komşular. Çukurova Kalesi boştaydı lan hatırladığım kadarıyla. 104. Boş sayılır. Peki üçüncü bir kalemiz neden olmasın ki? Adana Kalesi'ni zaten bizim kanka savunuyor. Adana Kalesi'nde duruyor. Kalkal hiç sıkıntı değil. Adamane Çukurova Köyü'nün sahibi ya, bizim kalede ikamet ediyor. Olur baba, olur olur olur. Vallahi olur ya hiç. Bana koruma da olur hiç yoktan. Her neyse, babuşlar. O, üçünüz birden terfi alın. Olmadı, iki tane kemankeş. Oraya iki yeniçeri atmak durumunda kalacağım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.